de var. Bir tanesi Özbekistan'dan, bir tanesi Tanzanya'dan, bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen milletvekillerimiz var. Bunun dışındakilerin önemli bir kısmı, büyük bir kısmı Avrupa ülkelerinden. Bu arkadaşlarımızla ilgili olarak da ben de partilerimizin yönetimleriyle, grup yönetimleriyle görüştüm. Onların zaten bilgileri var. Milletvekili arkadaşlarımız da sorumluluklarının gereği olarak kendilerini bu öngörülen azami süre, 14 günlük süre içerisinde evlerinde karantinaya almış durumdalar. Ben bunların kendileri tarafından takip edildiğini biliyorum ama grup yönetimlerimizin de bu konuda bilgileri var. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışan personelde de dün akşam saatlerinde bir haber çıkmıştı. Biz ona gereken açıklamayı yaptık ama tekrar ifade edeyim. Gerek buradaki meclis hastanemizde, gerekse başka hastanelerde başvuran bütün çalışanlarımızın durumlarını takip ediyoruz. Şu ana kadar herhangi bir koronavirüsle ilgili bir tespit yok. Yapılan testlerde bilgimiz var. Böyle bir tespit henüz yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Soruları cevapladım. Bundan sonraki süreç için, evet. Bundan sonraki süreç için nasıl bir şey öngörülüyor? Genel kurul çalışmalarında biraz yoğun düşüklüklü bir tempo bugünden itibaren uygulanacak ama acaba meclisin tatil edilmesi de önümüzdeki günlerde söz konusu olabilir mi? Tabii meclisimizin gündemiyle ve gruplarımızın aralarında yapacağı bir değerlendirmeyle söz konusu olabilir. Görüşmeye devam edilen bir kanun teklifi vardı. Onun bitimine kadar en azından bu hafta bir çalışma olacak. Ondan sonrasını tekrar değerlendirecekler. Hangisi 14? 14 değil sayı. Yurt dışından gelen vekil sayısı 31 toplam. 1 Mart'tan itibaren bu milletvekillerimizin durumları ile ilgili gruplarında bilgisi var. Kendileri de kendilerini bu anlamda sosyal izolasyon, şimdi kullanılan tabir, onu sağlamış durumdalar. Hepsiyle ilgili bu anlamda bir bilgimiz var. Hepsi, evet. Evet. Kendileri onu sağlıyorlar. Bu akımdan takipteyiz. Bütün gruplarımızda, bizde. Bununla ilgili herhangi bir sorun yok. Bu akımdan uydurma, yalan haberlere itibar edilmemesini buradan istiyorum. Tavsiye ediyorum. Bir başka husus tabii, okullar tatile girdi. Tabii zor bir şey. Çocuklar açısından da, aileler açısından da zor. Ama özellikle bunun bir tatil değil aslında, bir tedbir olduğunu unutmayalım. Bu erken bir dönemde alınmış bir karar birçok ülkeye göre. Bu bakımdan inşallah bu virüsün yayılması konusunda önemli bir bize olumlu sonuç sağlayacak. Tabii çocukları evde tutma konusunda ben bütün eğitimcilerimize, buradan pedagoglarımıza, psikologlarımıza, sosyal psikologlarımıza çağrı yapıyorum. Evlerde çocukları meşgul edecek programlar, çalışmalarla ilgili tavsiyelerini televizyonlardan, yayın organlarımızdan iletmelerini, açıklamalarını burada teklif ediyorum. Özellikle tabii değerli arkadaşlar, temel prensiplerimiz bu 14 kuraldır. Ona dikkatle riayet etmek lazım. Çok büyük teoriler var. Çok büyük laflar var dünyanın geleceğiyle ilgili falan. Şüphesiz bunlara bir itirazım yok ama herkes önce elini iyi yıkasın. Bundan sonra diğer kalan hususları konuşmaya başlasın. Hangi teşekkür ederim. Hangi partilerden var Sayın Başkan? Bütün siyasi partilerimizden var. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun.